Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kablosuz bir Bluetooth kulaklığınızı doğrudan laptopunuza ya da masaüstü bilgisayarınıza nasıl bağlantı kuracaksınız, nasıl eşleştireceksiniz ondan bahsedeceğim. Biliyorsunuz artık kablolu kulaklıkların devri ağır ağır kalkmaya başladı. Şu anda kablosuz kulaklıklar hemen hemen herkeste var arkadaşlar. Kablosuz kulaklık olduğu için cep telefonlarınızda, tabletlerinizde çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabii bunu bilgisayara bağlayabiliyor musunuz? Evet, bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmak için de birkaç işlem yapmanız gerekiyor. Şu anda benim kendi şahsi laptopumun üzerinde bu işlemi sağlayacağız. Biliyorsunuz benim kablosuz kulaklığım da hemen yanında şarj oluyor şu anda. İşte ben bunu ister telefonuma bağlayabiliyorum, tabletime ya da laptopuma ya da bilgisayarıma bağlayabiliyorum arkadaşlar. Bu da benim oldukça işimi kolaylaştırıyor. Neden? Kablo bağlantısından kurtuluyorum. Yani bir hareket esnasında kolaylığımı sağlıyor. Daha iyi ses kalitesi alıyorum. Tabii kablolu kulaklıklarda biraz daha ses kalitesi kablosuz kulaklıklara göre iyi değil arkadaşlar. Yani Bluetooth bağlantı ile kurmuş olduğunuz kablosuz kulaklıklar daha iyi kaliteli ses veriyor. Ve tabii bunu artık çok değişik firmalar üretmeye başladı. Ünlü markalar da var. Ünlü telefon markaları da bu kablosuz kulaklıkları üretiyor, satıyor. Ya da harici ayrı bir sadece firmalar da bunu üretip satıyorlar. Tabii bu kalitesine göre de ses kaliteleri değişiyor arkadaşlar. Şimdi gelin hangi kulaklığımızı bağlayacağız ondan bahsedelim. Şu anda benim elimde şuradaki kablosuz kulaklığım mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de şu anda şarjdalardır. Büyük ihtimalle doludurlar. Ben şöyle bir canlandırmak için dokunayım. Şu anda gördüğünüz gibi kablosuz kulaklıklarım aktif halde şarjdalar arkadaşlar. Görüyorsunuz ikisi de şarj halinde. Şimdi bunu laptopumuza nasıl bağlayacağız? Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şundan da bahsedeyim. Bu çok önemli. Arkadaşlar şimdi çok da ben geri dönüş alıyorum. Abi bağlanamıyoruz, işte eşleştiremiyoruz, kulaklığımı görmüyor, işte Bluetooth'um açık, her şeyi yapıyorum. Bir türlü birbirine etkileşim sağlayamıyorum iki cihaz arasında, işte kulaklığımı bağlatamıyorum, gösteremiyorum. Arkadaşlar bunun nedenleri, birincisi eğer etrafınızda mesela cep telefonunuzun Bluetooth'u açık, laptopunuzun Bluetooth'u açık, tabletinizin Bluetooth'u açık. Eğer bu cihazı önceden tabletinize eşleştirdiyseniz ya da telefonunuza eşleştirdiyseniz, telefonunuzun Bluetooth açıkken tabletinize eşleştirmesi zorlaşıyor. Çünkü bu cihaz kaldırdığınızda, yani çalıştırdığınızdan itibaren etraftaki bütün Bluetooth açık olan cihazlarla eşleşmeye çalışıyor. Bundan dolayı da bağlantı sıkıntısı yaşıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Hangi cihazın cihaza bağlanmak istiyorsanız, mesela cep telefonunuza bağlanmak istiyorsunuz ya da laptopunuza bağlanmak istiyorsunuz ya da tabletinize bağlanmak istiyorsunuz. Bağlanacağınız cihazın sadece Bluetooth'unu açın arkadaşlar. Diğer bütün cihazlarınızın Bluetooth'unu kapatın. Dolayısıyla bu cihazda sadece tabletinizin veya laptopunuzun veya telefonunuzun Bluetooth'unu görüp eşleştirmek isteyecek. Ve kolaylıkla da bağlantı sağlayacaksınız. Dediğim gibi yani yapanların en büyük hatası şu. Mesela cep telefonun Bluetooth açık, haberi yok. İşte tablete bağlanmaya çalışıyor, eşleştiremiyor. Çünkü cihaz bir nevi telefonla eşleşmeye çalışıyor ya da eşleşiyor, bağlanıyor, haberiniz olmuyor. Ya da dediğim gibi tablete bağlanıyor, telefonu bulamıyorsunuz, Bluetooth'u görmüyor, bağlanmıyor. Bir bu kulaklık için değil arkadaşlar, bütün Bluetooth cihazlarında aynı sıkıntı yaşanıyor. Buna dikkat edin. Eğer eşleşme sorunu varsa ilk önce etrafınızdaki cihazların Bluetooth'unu kapatın. Hangi cihaza bağlayacaksınız o cihazın da Bluetooth'unu açın arkadaşlar. Şimdi gelin bu cihazımızı laptopumuza bağlayalım. Şu anda ben hemen Windows 10 yüklü arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu sizi aldatmasın, ben masaüstümü, yani şuradaki durum çubuğumu yan tarafa kaydırdım. Siz de buradadır büyük ihtimal. Hemen şurada ayarlar kısmında arkadaşlar, burada Bluetooth kısmı var. Bunu sağa tıklarsam sağda açar. Sağa tıklamayacağım, sol tıklamayacağım arkadaşlar. Sağa tıklayacağım. Ayarlara git diyeceğim. Benim telefonumun, laptopumun dili şu anda farklı bir dilde. Sizin Türkçedir. Şu anda burada bütün cihazlar görüyorsunuz. Bluetooth'a bağlayabileceğiniz. Burada ses cihazı var. Ben önceden bağlantı kurmuştum. Sizde bu çıkmayacak arkadaşlar.
Burada Bluetooth açık kısmında ki kısımda arkadaşlar sizin hangi Bluetooth cihazınız açıksa burada göreceksiniz. Görmüyorsanız burada Bluetooth ve diğer aparatları ekle kısmı var. Onu tıkladığınızda hangi cihaz Bluetooth'unuzu da açtığınızda hangi cihazın Bluetooth açıksa arkadaşlar o cihazın doğrudan bağlantısını kuracaktır. Şu anda ben eşleştirdiğim için normalde benim direkt görmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada. Şu anda ben şöyle göstereyim. Şu anda bakın benim Bluetooth kulaklığım arıyor arkadaşlar. Ve otomatik ben de şurada zaten F9 olarak ben önceden eşleştirdiğim için direkt ben görüyor. Tıkladığınızda bağlantıyı kur dediğimde arkadaşlar kuracak. Şöyle bir deneyelim. Şu anda kurmadı. Bir daha deneyeceğim. Böyle de olduğu daha iyi arkadaşlar. Çünkü hani hataları da görmeniz de iyi olacak. Şöyle tekrardan bağlantı kuramadığı için arkadaşlar. Tekrardan ben cihazımı takıyorum. Çıkartıyorum. Eşleşmesi için. Şu anda cihaz zaten arama modunda. Eşleşmek için arkadaşlar. Tekrardan bağlantı kur diyorum. Bluetooth cihazıma. Evet şu anda bağlantıyı kurdu. Ben hatta şöyle size biraz da zoom göstermeye çalışayım. Verbundo Sprach Musik yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bağlantı kuruldu. Konuşma ve müzik için yazıyor. Şu anda Bluetooth cihazım bağlandı. Gördüğünüz gibi şurada da sağ tarafa da bakarsanız eğer arkadaşlar F9 olarak gösteriyor zaten. Şurayı bahsediyorum arkadaşlar. Bağlantı kuruldu. Şimdi bir de ben komple kaldırıp tekrardan sizinle bir bağlantı kurmak isteyeceğim. Yani sıfırdan kurmak isteyeceğim arkadaşlar. Ne yapacağım? Sil diyeceğim. Okey diyelim. Fırbundu ve o cihazı kaldırdım şu anda. Ben tekrardan kulaklıklarımı yerine koyuyorum kutusuna. Hatta şöyle gösterirsem hem de görürsünüz arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan bunu yerine ekleyelim. Sıfırdan sizinle bir kurulum yapalım. Şu anda kutusuna yerleştirdim. Gördüğünüz gibi o F9 kulaklık Bluetooth kulaklığım gitti arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan eklemeye çalışacağız. Şu ilk önce kulaklıklarımı şöyle bir çıkartayım. Gördüğünüz gibi de ışıklar yanıp sönüyor. Buradan ekle diyelim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bir daha göstereyim ben size. Ekle diyorum. Bluetooth müzik kısmı var burada. Ses kısmı var. Ekle diyorum. Burada direkt ben cihazı gördü zaten gördüğünüz gibi. Bütün yakındaki Bluetooth'a bağlı, Bluetooth açık olan cihazları görüyor. F9'u bağlantı kur diyorsunuz. Ve doğrudan zaten bağlantıyı kurdu. Gördüğünüz gibi bağlantı kuruldu diyor. Ben biraz daha yakınlaştırayım sizin için. Gördüğünüz gibi Verbunden Sprach Musik yazıyor. Anlamı şu. Bağlantı kuruldu. Konuşma ve ses diyor arkadaşlar. Şu anda artık Bluetooth kulaklığım aktif. Gördüğünüz gibi de buraya geldi zaten. Hemen şuradan da sizin için YouTube açıp bir şey deneyelim arkadaşlar. Ses gelip gelmediğini. Şuradan rastgele bir şey açalım. Hadi Eşkıya dizisini açalım. Tabii bilmiyorum sesi duyabilecek misiniz de. Biraz da bu ara internetimde sıkıntı var arkadaşlar. Çok zor duyamazsınız ama. Gene de deneyelim kulaklıklardan gelip gelmediğini. Yani çok zor arkadaşlar yani sesi. Şu anda kulaklıklarından geliyor ama sizin duymanız çok zor. Neyse yani bağlantıyı kurdu zaten artık kulaklıktan geliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda kulaklıklardan geliyor ama tabii sizin duymanız çok zor. Kulaklıklardan olduğu için. Bakın bağlantıyı keselim. Direkt ben laptoptan verecektir. Gördüğünüz gibi. Direkt ben bağlantı artık laptopa verdi arkadaşlar. Bluetooth bastığınızda. Tekrardan sağa tıklayalım. F9.
Zaten direkt ben otomatikman açtığımda bağlandı. Tekrardan ses artık kulaklıklarda. Bakın şuraya dikkat edin arkadaşlar. Sağ tarafa. Bakın şu anda ben Bluetooth'u kapatacağım. Laptop'tan gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bağlantımızı kurduk. Laptop'a da bu şekilde bağlantınızı kuracaksınız. Dediğim gibi dediğim şeylere dikkat edin. Yani hani etraftaki başka Bluetooth cihazlarınız açıksa onları kapatın. Yoksa bağlantı kurmakta zorlanırsınız arkadaşlar. Arkadaşlar, bize abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.